Ulan Roza. Ulan Roza. Ulan Roza! Roza! Melike! Roza, Taner peşinden geliyi kaç. Görmüş benim yaptığımı. Kaç! Kaçalım. Abi sen de bunu koy üstüne. Sağ ol Bilal. Teşekkür ederim. Bilal, bir şey soracağım ben. Sen niye bütün gün herkese çay kahve dağıtıyorsun? Oğlum sen stajyer avukatsın. Kendine niye çaycı muamelesi yapıyorsun? Ben de 1000 kere söyledim ama işte. Seviyorum ben abi ya öyle çay kahve işlerini. Hoşuma gidiyor yani benim. Şikayetim yok yani. Bizim mahallede Ayşe var, tanıştıralım seninle. Ayşe kim Doğan abi? O da kuaför. Sözde pedikür yapıyor ama bugüne kadar bir ayak tuttuğunu görmedim. Akşama kadar millete çay yapma derdinde. Olur vallahi, tanışalım abi. Ne zaman tanışırız? Doğan, orayı bir gösterelim. Çatlak falan olmasın. Abi çatlak deme bana ya. Biz bu çatlak ve kırık mevzusuyla alakalı dün gece konuşulabilecek her şeyi konuştuk. Daha duymak istemiyorum lütfen ya. Ceylan, biz bu gece de size geleceğiz. Ve seni alana kadar da böyle devam edeceğiz. Kesin mi abi bu sefer? Kesin. Ah, yoksa kızı vermediler mi? Olur mu efendim? Biz istediğimiz kızı alırız da işte dün akşam bir aksilik oldu. Ay tatlım, bir şey söyleyeceğim, kusura bakma ama hayatımda bu kadar gönülsüz bir damat daha görmedim. İlla ki görmüşsünüzdür Sezen Hanım ya. Hani çok sancılı bir boşanma süreci geçirdiğinizi söylemiştiniz bize ya. Ha. Ben onu tam olarak söyleyememişim size. Ben boşadım kocamı. Sadece ben boşarım. Bana ihanet etti de. İşte ihanet eden bir koca pek de gönüllü sayılmaz. Ben de onu söylemiş olayım da. Ofisin yan tarafında seni bekliyorum. Neyse, benim kalkmam lazım. Size kolay gelsin. Bir müsaadenizle ben de işimin başına döneyim o zaman. Yani öyle olmadı tabii tam. Ya ihanet etti dediğim tam olarak ihanet edecek hali yok değil mi? Bana. İçelim. Tabii. Ne yaptınız? Ne oldu? Bak Taner bu kızı öldürecek, eve falan dönemez artık. Tamam, sakin olun. Sen şimdi bunu alıyorsun, ben de Roza'yı evde saklıyorum. Memnun oldum, hoşça kal. Ben ülkeme dönecek. Melike, benim pasport da nerede? Aa, doğru, onun ofisteki kasanın içine koymuştu onu. Oradan alırız da, çiftlik ne olacak? Verecek ben. Yok öyle vereceksen, bana vereceksin onu sen. Malları kaçırıyor benden. Tamam, çiftlik sende, pasport ben nasıl yapacak? Taner'in kasadan pasaport almak yok, o hırsızlık. Sen gideceksin Büyükelçiliğe, pasaportu kaybetti ben diyeceksin, sana yeni pasaport verecekler. Rozacığım şöyle yapıyoruz, bizim elçiliğe falan gidecek vaktimiz hiç yok. Biz akşamleyin gidiyoruz, her şeyi alıyoruz. Kasada olacağın başka şeyler de var. Bende hem ofisin hem kasanın anahtarı var. Ben onu sana halledeceğim. Sen de oyalanmıyorsun, eve gidiyoruz. Hadi. Tamam. Sırf Roza'ya yardımcı olmak için geliyorum. Aramızda hiçbir şeyin değiştiğini düşünme. Haddimi aştım. Özür dilerim. Tamam, akşam patlatırız Taner'in kasayı. Hadi gidin. Ya bunun gibi bir kız dururken içerideki ne iş var bunun ya? Hadi görüşürüz. Hadi gidin bakayım nasıl gidiyorsunuz. Melike, sen mutfakta daha iyi. Aa, hoş geldiniz. Melike'cim, bu bayan kim? Roza. Kendisi yatılı geldi. Deneme süresinde Ukraynalı. Hmm.
Peki bir eleman aldığından babanın haberi var mı? Onayı var mı? Yok. Onaylamadı. Ama zaten Rosa benimle çalışacak. Seninle hiç muhatap olmayacak. Eğer senin bir şeye ihtiyacı olursa bana söylersin. Ben Rosa'ya söylerim. Halleder. Melike, seninle daha fazla uğraşamayacağım. Melike, biz hep gülüyoruz seninle. Ben seni çok uzayacak. Ne yapalım? Birazcık işler yoluna girsin. Kiev'e gelirim ben. Gezeriz seninle. Kievski yeriz, bir şeyler içeriz. Hasret gideriz. Benim Kiev yok ki artık. Dünyada hiçbir savaş güzel bir şehri yok edemez. Tamam. Bir şekilde dünya tüm güzelliğini yeniden yaratır. Sen merak etme. Çok tatlı senin adam. Kim? Doğan. Al sen onu. Alamam ben onu. Evlenecek o. Ama seni seviyor. Nereye seviyor be? Gözün içine baksam çapak mı kaldı diye elin yüzünü yıkamaya falan gidecek o. Öğretireceksin ama. Öğretemem de. Öğretirsin. Yeni bir macera ha? Öyle vallahi Doğan Bey. Ama Rozan'ın hatırına söyleyeyim. Aa, maşallah ya. Herkesin hatırı da bizden fazla. Niceliğe değil, niteliğe bakacaksın güzelim. Ne demiş eskiler? Önemli olan kemiyet değil, keyfiyet. O ne demek be? İlk defa diyorum, öyle bir söz mü varmış? Ben uydurdum çünkü. Nasıl alacağız bu kızın pasaportunu biz? Ya 100 kere anlattım ya sana. Reis hapishanedeyken Taner onun ofisi kullanıyordu. Bende anahtarı var. Kasanın da anahtarı var. Gideceğiz şimdi pasaportu alacağız, çıkacağız. Çok basit, böyle tereyağından kıl çeker gibi. Gireceğiz, alacağız, çıkacağız. Ya bırak ya, her şeyi böyle basit anlatıyorsun ama hiç öyle olmuyor. Mücevherler öyle olmadı. Ya Taner buranın kilidinin anahtarını değiştiremez. Sen bana güven. Bak çocuk oyuncağı gibi olacak, çok kolay. Daha büyük bir sıkıntı çöktü içime. Niyeyse. Senin genel hali. Öyle doğmuşsun sen. Bir gün böyle altın günde İslema teyzeyle orada anlatmıştı o. Bizim Doğan iç sıkkınlığıyla doğdu. Allah Allah. Siz altın günde oturup benim nasıl doğduğumu mu konuşuyorsunuz? Laf açıldı öyle, konuştuk işte. Ne olacak? Ve konu benim içi sıkkın doğmama geldi, öyle mi? Doğancığım, işte kimisi sezaryenle doğuyor, kimi senin gibi iç sıkkınlığıyla doğuyor. Yapacak bir şey yok. Kısmet. Ben de diyorum bu kadınlar altın günde ne konuşuyor? Herkes seni konuşuyor. Aa, bak hoşuna gitti şimdi böyle olunca. Bütün kadınlar seni konuşuyor.